Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kaza namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Kaza namazı. Namaz borcu kılmadan ödenmiyor muhteremler. Bir insan ne kadar hayır da yapsa, her sene hacca ömre gitse, üzerinde kaza namazı borcu varsa bunları kılmadan ödenmeye bunlar. Namazın özelliği şu, namaz Müslümanlara farz-ı ayın. Farz-ı ayın demek, her Müslüman bunu kendisini kılması şart demek. Her Müslüman kendi kılacak. Çok zengindir, paşa padişahtır, serveti çoktur. Hayvat. Ne yapacak? Bu iş parayla ödenmiyor, olmuyor bu iş böyle şey. Kul abdest alacak, kıbleye yönelecek, Allah huzurunda secdeye kapanacak. Sen benim Rabbimsin, ben kulum diyecek muhteremler. Mevla biliyor Kur'an bizlere, sarayım. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Namaz müminin üzerine yazılmıştır. Yani kitâben yazılmıştır, farz kılınmıştır. Mevkûten vakitlenmiş olarak namazın vaktini Allah-u Teala Mevlam belirlemiş. Yani kul istediği zaman değil, Allah'ın istediği zaman kulun namazını vaktinde kılacak mıdır? Hazreti İbn Mesud buyuruyor, ben diyor peygamber sordum diyor Aleyhisselam Hazretlerine, eyyül amele ehabilallah teala, dedim ki de ya Resulallah, Allah katında en sevimli amel hangisidir? Yani Allah'ın en sevdiği amel, ibadet hangisidir? Aleyhisselam, Es-salatu ala vaktiha buyurdu. Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde namazdır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah katı en sevimli amel, en büyük değerli amel, demek ki neymiş? Namaz, bu da vaktinde kılınırsa Allah katında. Bir namazı vaktine kılmaya eda denir. Eda denir. Eda etmek onu. Vaktine kılmaya. Eğer bir namazın vakti çıkarsa, sonradan kılınırsa, buna kaza buna denir şimdi muhteremler. Eda ve kaza deniyor. Türkçemizde kaza kelimesi gerçekten çirkin bir şey kullanıyor. Kaza. Yani fark anlamına geliyor. Bunun aslı Arapça kaldadır. Dat ile zı değil bu. Kalda. Kalda hükümlenmiş anlamına geliyor. Kesin muhki anlamına geliyor aslında. Mesela konuya geçiyor. Ve kalda rabbüke. Rabbin kesin hükmetti. Bu anlamına geliyor. Demek ki bir namazı bir Müslüman kimse eğer vaktini kılarsa bunu eda etmiş oluyor. Vakti çıkarsa kazaya kalmış oluyor. Arada fark var mı? Çok ama çok çok fark var muhtemelen. Örnek vereyim buna. Sabah namazının vaktinin, yani her namazın tabii vaktin bir girişi vardır, çıkışı vardır. Bu arada bunu kılması gerekir. Genelde sabah namazına bilhassa kısa gecelerde kalkma ve üşendiğimiz zaman o örnek görüyorum. Bir kimse sabah namazını vaktinde kılarsa eda oluyor. Nedir sabah namazının vakti? İmsak vakti deniyor takvimde. İmsak vakti. İmsak vakti çıktı mı sabah namazı vakti girer. Nedir bu aslında? Aslında bu tan yeri ağrıması Türkçemizde. Arapçası nedir?
Fecir sadık denir. Tulu-u fecir. Yani sabah namazının vakti güneş doğmadan öncedir. Güneş tabi doğudan doğuyor muhteremler. Neden doğudan doğuyor? Dünya batıdan doğuya döndüğü için. Yani gerçekte güneş doğmuyor. Durduğu yerde duruyor güneş. Dünya dönüyor. Demek ki dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için ne oluyor? Önce doğularda erken sabah oluyor doğularda. Güneş doğu ufkunda. Bu tabi her yöre değişir, yörede değişir, bölgede değişir bu. Bir yörede, bir bölgede güneş doğu ufkun altında iken, daha görülmeden, 19 derece alttayken, 19 derece. Biliyorsunuz daire 360 derecedir. Demek ki güneş doğu ufkunda. Ufuk nedir? Baktığı zaman bir insan yer gibi birleştiği gibi bir anlam gelir böyle doğuda böyle. Sanki düz yerde sanki yer gibi birleşiyor buraya böyle. Burada ufuktur. Güneş doğu ufkunda 19 derece aşağıdayken doğu ufkunda atmosferde havada beyazlık belirmeye başlar. Beyazlık. Yani güneş hem dünyayı aksedemiyor bizim bölgemize. Edemiyor. Altta olduğu için 19 derece. Ne yapıyor? Güneşin ışıkları atmosfere vuruyor. Biraz da oksijen gazı, azot gazı ve toz iyonları güneş bunlara vurunca burada bir parlama oluyor böyle. Beyazlık oluyor böyle. İşte güneş doğmadan önce doğu ufkunda atmosferde, havada bir önce ip gibi beyazlık belirir. Bu genişleme başlar. Bu nedir? Tan yeri ağırdı. Şafak söktü denir bana Türkçemizde. O zaman namaz vakti girmiş, namaz vakti girmiştir. Sonra güneşin üst kenarı, doğu ufku düz olsa, mesela deniz sahili olsa, bir ova olsa, dağ tepe olmasa, doğu ufku bulunduğumuz yörede, güneşin üst kenarı ufukta göründüğü anda sabah namazı vakti çıkar muhteremler. Çıkar. Gerçi güneş hemen görmez bizlere. 8 dakika 20 saniye sonra ışıkları görüyor güneşin. Ve bu buradaki meriden kuralı böyle göz görmesine bağlıdır. Demek ki ufukta doğu ufkunda beyazın belirmesiyle önce beyazlık belirir. 2 derece sonra 17 derece inince kırmızılık başlar. Namaz vakti devam eder, sabah vakti devam eder böyle. Doğu ufkunda güneşin üst kenarı, incecik üst kenara böyle doğu ufkunda göründüğü anda sabah vakti çıkmıştır. Uyanan bir kimse baktı ki sadıra baktı mesela günümüzde, eyvah güneş olmasına çok az kalmış. Ne yapması gerekiyor? İmkanı varsa o anda varsa abdestini kısacak abdestini. Nasıl kısacak abdestini? Yalnız farzını getirecek abdestle. Bir defa yüzünü yıkar. Elini bir defa yıkar. Ayağını baş gibi mesleder, ayağını yıkar. Birer sefer. Bu abdest muhtemelen. Namaz vakti kılmak farz olduğu için bakınız. Namaz vakti kılmak farz olduğu için ne yapar bu kimse? Abdestin sünnetini meşgul olmaz burada. Meşgul olmaz. Abdestin farzını getirir yerine. Hemen yüzünü bir kere yıkar. Ellerini koldan bir kere yıkar. Başını mesela ayakını yıkar. Ne yapar? Sünnet kılmaya vakti yoksa hemen namazının farzına niyet eder. Niyet eder, Sübhaneke okumaz. Evde Besmele, Fatiha, mesela İnne Ahtayna Kulüvallah gibi bu şekilde böylece bunu kılar.
Eğer namazını kılarken güneş doğarsa, tabii bunu herkes göremez, günümüzde doğu ufukları kapalı oluyor, binalar oluyor mesela, oluyor. Bu sağda göre ayarlarız, sağda bakarız. Eğer biz namazdaki güneş doğmuşsa, namaz bozuldu muhteremler. Namaz bozuldu. Namaz bozuldu. Ne yapmak gerekiyor? Üzülmek gerekiyor. Ağlamak gerekiyor ağlayabilirsek. İçimizin yanılması gerekiyor. Sonra ne yaparız? Bu namazda kaza kalmış olur muhteremler. Hemen kaza olmaz ama. Güneş doğduktan sonra da bir mızrak boyu yükselecek. Nedir bu? Bir insan güneşe dönünce de ufkuna çenesini tam ve göğsüne dayar. Güneşi göremese, güneş de yükselmişse, o zaman işe vakti girmiştir. Yani 50 dakika geçmiş aradan aşağı yukarı, onu size kılabilir muhteremler. Bu tabi namazın değerini bilmemediği için bir örnek veriyorum bunu. Namazı vaktinde kılmak farz. Farzın terki nedir? Haram. Haram. Yani bir insan öyle geçerli özrü olmayınca bir vakti bir insan ihmalkarlıkla tembel üşenerek bir insan önümsemeden bir insan namazını geçir kaza bırakırsa haram işlemiş oluyor, bakın haram işlemiş oluyor böyle. Farz terk ettiği için haram işlemiş oluyor. Yani bir insan bir vakit namazı ihmaliyle, üşenerek, tembelliğiyle önemsemek için Allah korusun haşa, bir vakit namazı insan geçirirse, onun sonra kaza etse bile günahkar olmuş oluyor böyle şey. Ne yapacak? Hem o namazı kaza edecek, hem de kaza bıraktığı için tevbe edecek. Peki bir insan uyuyup kaldı. Kalkma namazına. Bu yazın genelde olan bir olay bunlar böyle şey. Acaba Peygamber'in zamanında böyle bir şey oldu mu acaba muhteremler? Rabbimizin hikmeti, Mevlamızın 23 senelik aslı saadette her olay bir defa yaşandı, mutlaka yaşandı. Neden ileride böyle bir şeye başa gelince acaba ne yapma gerekir? Fıkıh açısından, müşi açısından bunu ben ama yaşattım bunlara böyle şey. Hadis-i Şerif Buhari'de Hazreti Ebu Katade Erdoğan bunu rivayet ediyor. Kale Sinemen Aleyhisselam'ın leyleten Hadis uzun da öz yapayım inşallah. Biz diyor Peygamberle beraber bir gece yolculuk yaptık. Fakale Baldur Kombi. Artık gece yarısından sonra hemen sabah artık yaklaşırken diyor ki bazıları sahabeler peygamberimize lev arreste bina ya Resulallah, ya Resulallah artık yürüme takımı kalmadı diyorlar böylece. Deve üzerindeler gerçi ve düşüp kalıyor böylece. Uyukluyorlar. Ya Resulallah bize biraz bir izin versen de inelim devemizden de bir mola verelim. Uyku az uyulu. Kale. Buyur Aleyhisselam Hazretleri ehafu entenamu alessala anil salati. Korkarım diyor. Uyuyup kalırsınız da namaza ama kalkamazsınız diyor. Namazda yakınmış demek ki. Ben böyle buyursanız böyle. Yani sahabe yoldan geliyorlar. Hangi yolculuk? Hadi işte burada bu bildirilmiyor burada. Belki cihattan geliyorlar. Uzun yoldan geliyorlar. Bütün gece yürümüşler bunlar. Tabi arabada değil bunlar. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Korkarım uyuyup kalırsınız da namazı kaçırırsınız, sabah namazını. Kale Bilal'ı da anlarsınız. Hazreti Bilal çıktı ortaya. En uyku züküm ya Resulallah. Ya Resulallah yatın, uyuyun, ben sizi uyandırırım. Hazreti Bilal buyuruyor. Hazreti Bilal biliyorsunuz Peygamberimizin Hazer'de, seferde müezzini Peygamberimizden böyle.
Ezan okumak ona özel bir hal. Ezan okuyunca sanki bütün dağlı taşlar onlar böyle ezan okulamış dağlı taşlar böyle. Etkili, duygusal böyle. Gönlüne coşta ezan okumuş kendisi. Ve uykusuz da aslında biraz uykusuzdu. Yanıktı. Aşıktı çok. Aşıktı. Kim aşık? Peygamberimize doyamadı muhtemelen. Peygamber doyamadı böyle işte. Halbuki ilk Müslümanlardan, belki ilk Müslümanlardan hep Peygamberimizin yanında olduğu halde ama Peygamberimize doyamadı aslında. Aşıktı, uykusuzdu. Söz verdi. Ey Allah'ın Resulü, hepiniz yatınız. Uyuyunuz, uyanım sizleri. Festacavu ve sene biladın zahru ila rahletihi. Peygamber izin verdi, indi deveden aşağı. Deveden aşağı yerine ne yaptı sahabeler? Şöyle yere başına koydu anda toprağa, taşa, hem uyup kaldı, hepsi uyup kaldılar. Hasib Bilal ne yaptı? O da rahilesine, yükü devesine sırtını dayadı, oturdu. Oturduğu yerde, demek ki o da aşırı yorgun, dik durama oturduğu yerde, sırtını devesine dayandı. Dayandı. Tabii göklere bakıyor, çöldeler, tefekkür ediyor, Mevla zikrediyor. Fe galebetu aynahu fename. Ama gözün uyku galip geldi, kapandı. O da uyudu. Bilal da uyudu muhtemelen böyle. Fersane kaze nevi örselim. Hıkıtala Hacı Şemsi. Güneş doğmuş. Güneş doğmuş. Sahabeden biri uyanıyor. Bir bakıyor. Eyvah! Güneş doğmuş. Ne demek değil mi sahabeler için? Üzerine güneşin doğması. Bir vaktin kaçırılması onlar için. İmanları bunu kabul edemiyor tabi. Kendini uyandırdı. Üçüncü Hazreti Ömer'miş kendisi. Hazreti Ömer uyandırdı. Ömer kalk. Bak güneş doğmuş. Hazreti uyanınca Hazreti başladı bağırmaya çağırmaya Hazreti Ömer. Gürseçti. Allah ondan muazzam bir heybeti tabi kendisi. Hazreti Ömer'in bağırmasına Peygamber uyandı Aleyhisselam Hazretleri. Ne oldu? Hazreti güneş doğmuş. Fek aleyhisselam Peygamber buyuruyor ki ya Bilal eyne ma kulte. Ey Bilal hani senin sözün? Ne demiştin sen? Buradaki eyne ma kulte nerede? Ma kulte o söylediğin söz. Peygamberimizin adetiydi sahabeler yanlış yapsalar da onlara kesin azalama yüzüne karşı bağırma çağırma falan böyle. Bazen böyle tebessümle ama biz sordu Bilal'a. Bilal hani verdiğin ses ne oldu? Niye bizi kaldırmadın? Kale. Dedi ki ülke aleyye nimetin misluha kattı. Ey Allah'ın Resulü hayatımda bana böyle uyku verilmedi. Böyle bak uyku verildi bana bu gece. Peygamber arasında dedi Allah ruhunuzu aldı bu gece. Mali bir makamını aldı. Şimdi ne yaptı orada muhteremler? Eğer bu olay orada yaşanılmasa idi, işşahat eden müşriğin işi zordu. Böyle bir şey olunca ne yapma gerekiyor derdin şimdi. Peygamberimiz önce emir verdi onlara. Eshabım hemen kalkın deveye binin, uzaklaşalım önce buradan. Neden? Burada namahate kaçırdık. Bize burası yaramadı bakın. Demek ki bir insan bulunduğu yerde İslam yaşayamıyorsa oradan kaçması gerekiyor muhtemelen. Bu Aleyhisselam Hazretleri eshabım binin develerinize develerine binin çabuk buradan kaçalım bakalım. Gittiler. İleri gittiler. Abdest alındı. Zaten su yokmuş arada. Abdest aldılar. Peygamber Bilal'ı çağırdı. Bilal ezan oku. Demek ki namaz vakti kaçırıldı, kazaya kaldı.
ezan okuma gerekiyor. Ezan okudu. Sünneti kıldılar. Sünneti kıldılar. Yine hasibatı kavme getirdi. Farzı cemaatle kıldılar. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıraatın burada cehren okudu, sesli okudu. Okudu. Demek ki bir cemaat, bir toplum aynı vakit namazı kaçırırlarsa, aynı vakit olacak kaçırırlarsa, mesela şöyle bir şey olmuş bir zamanlar, bir hocam biri söylemişti bana, ölmüşse Allah'a rahmet eylesin, şimdi yaşlı zamanlar bir adam, yatsı namazını kıldırmış, meğer abdesti yokmuş ama, farkında değil ama. Akşamını kıldırıp evine gitmiş. O arada abdesti bozulmuş. Unutmuş bunu. Camiye gitmiş. Yatsı namazını kıldırmış. Tabii o anda bunu hatırlayamıyor. Fark etmiyor bunu. İki gün sonra aklına geliyor. İki gün sonra. Ben ne yaptım? Ben filan gece yatsıya gittim namaz kıldırdım ama abdestim yoktu. Benim bir görüşmeye gelmiş o zaman. Görüşü ne yapacağız şimdi? Yatsı namazında bunu camına söylersin şimdi. Ey cama, iki gün önce filan akşam burada kim yatsı namazı beni kılmışlarsa namazımız olmadı. Benim abdestim yoktu. Cemaatin hepsi abdesti olsa da geçeri olmuyor. Yani imam abdesti olmayınca namaz olmuyor burada. Dedim yasını kıldıktan sonra kimler o akşam orada varsa beraberce dedim yapın cemaat kılınmış şey böyle. Demek ki bir toplum aynı vakit namazı kaza namazı cemaate kılır mı kaza namazı? Eğer aynı vakitse kılınır mı? Aynı vakitse muhtemelen böyle. Mesela diğer bir zamanda cemaat mesela evde, camide, kırda, bayırda vakitleri var. Kaza boşları da var. Kaza kılın diyorlar. O zaman cemaat de bunu kılamazlar. Çünkü her birisinin kaza namazının vakti farklı vakitlere bırakmıştır. 10 sene öncedir, 5 sene öncedir, 3 ay öncedir. Bu cemaate kılınamaz bu. Tek tek kılınır bu. Eğer bir toplum cemaat aynı günün aynı vakit namazını beraber kılamamışlarsa bunu cemaate kılarlar. Bu Hanefi'ye göre. Şafi'de kılabiliyorlar. Hadi kılabilir Şafi'de. Demek ki namazı vaktine kılmak farz. Eğer bir insan bir vaktine kaçırırsa en aşağı azından üzülmek gerekir muhteremler. Yani bir sarsıntı, bir deprem olmuş gibi üzülmek gerekiyor burada. Ve en kısa zamanda o namazı kaza etme gerekiyor. Kaza ile birlikte bir dört tevbe etme gerekiyor burada. Vaktinde kılamadığı için. Yalnız bazı özürler var ki bu gibi durumlarda namaz kazaya bırakılabiliyor. Bazı özürler var. Biri düşmanla savaşırken Hendek Savaşı'nda da öyle bir olay yaşandı. Peygamber zamanında muhtemelen yaşandı. Cabir'in en Ömer bin Hattab Hazretleri. Hadi Cabir Hadi Buhari'de buyuruyor. Hazreti Ömer diyor Hendek günü Peygamber'e geldi. Bademâ garbeti şemsü. Güneş battan sonra
Fecale yesübü küffara Kureyş'in. Hazreti Ömer sinirlenmiş, heybeti olarak peygamberine geliyor. Gelirken yolda da sesli olarak Kureyş'in kafirlerine de kötü sözler söylüyor, onlar hakaret ediyor. Peygamberimize dedi ki, ya Resulallah, ben ikindiyi kılamadım. Savaş esnasında. Hendek Savaşı'nın bilhassa son gününde müşrikler, yani kafirler çok kalabalık vardı. 10.000 kişi. 10.000 kişi. Düşün, 10.000 kişi ya taş atsa 10.000 taş geliyor. Ok atsa 10.000 ok bir anda geliyor. Az Müslümanın sayısı. Korkunç hücume geçtiler bunlar. İşte o gün ikindi namazını kılamadılar. Hasım bana geldi. Ya Resulallah, ikindiyi kaçırdım. Güneş battı. Peygamber buyurdu? Vallahi ma salletuha. Peygamber buyurdu? Vallahi ma salletuha. Ya Ömer, Allah'a emanet ederim. Ben ikindi kılmadım. Hüküm ila Büthan. Oradan kalktı diyor. Büthan'ın yerine gitti. Büthan bir ince, bir afi bir dere var. Dere vardı. Hendek Savaşı'na yakın böylece. Absal'da bu arada. Hazreti Bilal ezan okudu. Önce iki namazının farzını kıldılar. Sonra akşam kıldılar burada. Fesale asre maga şemsü sümmesale badiha el mağribe. Önce iki namazının farzını kıldılar. Sonra akşamı kıldılar. Şimdi buna tabi çok hüküm çıkıyor buna muhteremler. Güneş batmıştı. Akşam namazına vakti iyice girmişti. Hem akşamı kılmadılar. Önce ikindinin farzını kıldılar. Kaza olarak kıldılar. Ama cemaate kılındı. Kılındı. Peygamber de sessiz okudu. Sessiz okudu. Ondan sonra Hazreti Bilal Habeşi tekrar kanunu getirdi. Akşam namazının farzını kıldılar. Neden böyle yaptılar? İşte bunlar hüküm çıkarıyor müşehitler. Bir kural vardır fıkıhta. Sahibi tertip diye. Sahibi tertip. Bir kimse bülüğ çağında hemen beş namazına başlamış olsa, üzerine farz olduğu anda bir insan namaza başlasa, üzerinde bunun bir günden fazla namazı kazaya kalmasa hayatında, altı vakti bulmasa namaz, bu kimse sahibi tertip oluyor muhteremler. Sahibi tertip oluyor. Yani üzerine namaz farz olduğu anda, mesela gece erkek ihtilam oldu, kız çocuğu kadını halini gördü, yıkandı, temizlendiği anda hemen namazına başladı, hiç onu bırakmadı. Bu gibi insanların üzerinde kaza kalsa, bir iki vakit kalsa ne gerekiyor? Önce kazaya kılması gerekiyor, sonra vaktin fazlını sonra kılması gerekiyor. Bunu denir, sahibi tertip deniyor. Ama bir insanın üzerinde altı vakit kaza namazı birikirse hayatında, bu hükümden çıkıyor bu. Çıkıyor muhtemelen. Tabii günümüzde ne yazık ki hepimiz bu sınıfa giriyoruz muhteremler böylece. Demek ki bizde nedir kural? Kaza namazını hemen kılarız. Vakit ama kılmayı beklemeyiz yani böyle. Demek ki savaşta tehlikeli bir durumda ne yapma gerekiyor? Namaz kazaya kalsa da bu da günah olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor burada. Eğer savaş henüz başlamamışsa, buna da örnek Bedir Savaşı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir sabahında sabah namazını cemaate kılıp Peygamber Bedir Savaşı muhtemelen. Asrı iki ayırdan böyle bir şey. Yarısı düşman karşısında, yarısı cemaate geldi. Demek ki savaş başlanmasına gerekiyor.
Gerekli kadar asker, evet, şey beklerler, bir düşmana karşı beklerler, diğerine kazanamaz kalır. Diğerine vakti namaz kılarlar böyle şey. İkincisi, unutma. Bir insan bir vakit namazı unutmuş. İşe dalmış, yola girmiş, koşmuş, koşuşturmuş, bir namazı unutmuş. Ne yapacak? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de, men nehsiye salate, bir kimse bir vakit namazı unutsa, kılmadığını unutsa, kıl zannediyor. Fel yusalli izâ zekerrehâ, hatırlayınca hem bunu kılsın mı muhtemelen böylece. Ve la kefarete lehâ illâ zâlike, bunda kefaret yok bunda. Yani oruç kefareti gibi bunun bir parasal bir cezası yok bunun. Demek ki bir kimse kötü niyet yok, art amacı yok, maksadı kötü değil ama namaz kılmayı unutmuş. Hanımlar mesela bilhassa kışın kısa günlerde gelecek kadınlar vardır. Börek fırında, poğaça orada, baklayı tatlıya aşayacak. Onu yapar, bunu koşurken öyle vakti geçmiş. Ama hiç kılmanı bilmiyor ama hiç böyle. Neden duymamış bile işlerinden böylece. Ne yapacak? Hatırladığı zaman hem bunu kazanacak. Allah bunu affediyor muhteremler. Ama kulun tam bunda ihmali olmaması gerekiyor böylece. Üçüncüsü, tehlike anlarında. Kitapta şöyle bir kitaplarında bir ebe kadın, bir kadının doğumundan meşgul, namaz vakti girdi. Namaz vakti girdi ama eğer bu ebe olan hanım, görevli hanım, hastasına uğraşmasa, onu kenara bırakırsa, ya anne için ya da çocuk için bir hayat tehlike varsa, onun ebe ne yapar? Namazını kılmaz. Namazını erteler, yani kazaya bırakır, bunu sonra kaza eder, bunda günah yok muhtemelen böylece. Ebelik yapıyor, çocuk artık çıkmaya başladı, görmeye başladı. Biraz da durum kritikse durumda, o durumda ihmal ederse bunu, çocuk boğulabilir, bir şey olabilir, annesi bir zarar gelebilir. Demek ki bu gibi durumda hayat tehlike olunca ebe ne yapar? Ebe ne yapar? Baş yoksa, kendisi bu işe anlayan yardımcı yoksa, namazını kazaya bırakır. Bırakır, sonra kılar. Ben namazı kılayım efendim. Yap. Yine bunun gibi doktorda trafik kazası olmuş, kanamalı, acil hasta getirilmiş veyahut da ameliyathane alınmış diye hasta. Durum acil. Acil müdahale istiyor. Ameliyatı tabi açılmış tarafı. Beden yaralı, iş açılmış. Ne yapar? Doktor da ekibi ne yaparlar? Bu durumlarda namazı ertelerle kaza bırakırlar. O görevini yaparlar. Ondan sonra namazı kılarlar muhtemelen efendisi. Ben izin veriyorum bunlara bu şekilde efendisi. Bir de ani bir yangın oldu. Allah korusun, sel geldi. İnsana bağırışıyorlar. Can kurtaran diye eller yıkılıyor, ağaç sürükleniyor. Deprem oluyor bu arada. Veya bir trafik kazası oldu ağır. Ölümlü yani bir ağır trafik kazası oldu. Bugün durumda kişi ne yapar o durumda? Camiye giderken bir kişi bunlara böyle gelen kişi ne yapacak bunları görünce? Oraya yardıma koşacak muhteremler. Ama seyretmek için değil. Elinden bir şey gelecekse, bir şey yapabilecekse ve gidecek. Mesela trafik kazası olmuş, gerçi ölümlü vaka da olmuşsa bile, ama karşıdan bakacaksa o zaman namazı bırakamam. Yani eline bir şey gelecekse, yangını söndürecek, ev sahibini kurtaracak, çoluk çocuğu kurtaracak, yani selde kişiler boğulmak üzere ona yardım edecek, eşyasını, malını kurtaracak, bunların can kurtaracaksa
Kişi ne yapar bu gibi durumlarda? Yardım etmek için namazını erteler. Ama kazaya bırakır. Bunda hiçbir günah yok böyle şey. Hatta sevabı var böyle şey. Şöyle ki bir toplum namaz cemaate kılıyorlar. Bir göl kenarında, deniz kenarında namaz kılıyorlar. Birisi suya girmiş, yüzmeye girmiş, boğulmak üzere imdat, can kurtan diye bağırıyor. Eğer onu kurtaracak orada başkaları yoksa ne yapacak bunlar? Namazda bunlar, cemaate bunlar namazı bozup oraya koşacak muhteremler. Ama sahip kalabalık, başkaları varlar. O zaman gitmez. O zaman seyre gitmiş olur çünkü. Eğer buna gitmesi oraya zorunluysa, yoksa başka gidecek kimse oraya, demek ki kişi imdat diye bağırıyor, can kurtaran diye bağırıyor. Orada başları yoksa namaz bozulur, oraya gidilir muhteremler. Çünkü namazın kazası vardır, hayat geri gelmez. Bir özür daha var. Bu özür değilse namaz kulundan sakit olur, düşüyor yani böyle. Bu da nedir? Bir kimse bir gün bir günden fazla, yani bir kimse 6 namaz vakti baygın olarak kendini bilmeden yatsa, komada kalsa, yoğun bakımda komada kalsa bir kimse ne kadar? 6 namaz vakti kadar. 5 vakit olsa olmaz. Niye olmaz? Eğer 6 vakit az olursa kendine gelince bunlara kaza yapması gerekiyor muhtemelen bak. Bir insan mesela hastaneye götürüldü. Ameliyata alındı. Tabi narkoz falan verdi kendisine. Mesela 1-2 namaz vakti yine bilmedi kendisini. 2 vakit, 3 vakit namazını. Sonra kendine geldi. Bu namazların kazası gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle. Gerekiyor bu. Dikkat edin buraya. Eğer bir kimse en aşağı 6 vakit, tabi bu aylarca sürebilir icabında. Bir kimse en aşağı 6 namaz vakti kadar kendini bilmeden baygın yatsa, komada kalsa, yoğun bakımda kendini bilmeden kalsa ama sonra kendine geldikten sonra bunların kazası gerekmiyor. Ölse de bu namazdan sorumlu olmuyor. Mesela kişi Allah korusun hastalığı geçirdi mesela. Düştü, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye götürüldü. Ameliyat alındı. Ama bilinci yok. Bilinci yok. Yani koma bayık bu anlama geliyor. Bilinci yok. 3 ay, 5 ay böyle yattı kimse böyle. 1 sene böyle yattı. Bilinci yok ama. Yok. 1 sene sonra öldü. Ne yapacak? Bu namazların kazası gerekmediği için kul bundan mahşerde sorumlu olmuyor muhteremler. Olmuyor bundan böyle şey. Şimdi gelelim kaza namazının kimlerin kılması gerekiyor? Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, müşrik, şu putperest kim olsa olsun. Bir gayrimüslim elhamdülillah hidayete erdi, Müslüman oldu. Buna kaza namazı kılmak gerekmiyor. Eski günleri için. Gerekmiyor. Yaşın olursa olsun. İsterse 70 yaşında olsun. Gayrimüslimmiş ama. Hristiyan yadı şu bu. Putperest, müşrik biri. Ne zaman olsa olsun hidayete erdi, Müslüman oldu elhamdülillah. Ne yapacak? Müslüman olduğu anda itibaren buna zaman namaz farz oluyor, oruç farz oluyor. Geçmiş namazları bunun üzerine farz olmadığı için bunların kazası gerekmiyor onlara. Ama bir kimse bir Müslüman ana babadan doğmuşsa, bir kimse bir Müslüman ana babadan doğmuşsa onlara hükmen tabi olmuş oluyor. Müslüman sayılıyor. Bunun için
Bir çocuk ölünce ne oluyor? Ana babası teslim olduğu için, onlar hükmen tabi olduğu için cenazesi yıkanıyor. Kefenleniyor. Cenaze namazı kılınıyor ve İslam mezarına gömülüyor muhteremler. Gömülüyor. Bunun için bir kimse ebeveyni, ana babası Müslümansa, ondan doğmuşsa, bu çocuk bülüğ çağından sonra, temiz bülüğ çağından sonra İslam'dan açık bir emare yoksa kendisinde, hükmen Müslümandır bu. Yani Hristiyanlığa girmemiş, Yahudiliğe girmemiştir, İslam inkar etmemiştir, Kur'an inkar etmemiştir kendisi böyle. İslam'ı yaşamamışsa bile hükmen Müslümandır bu. Bu kimse ne gerekiyor bu kimseye? Bu da kılamadığı namazlarını kaz yapması gerekiyor buna da muhteremler. Şimdi çocuklara gelince Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, buru evladeküm ibn davet seb'i sinine muru evladeküm yavrularınıza emredin Peygamber, emredin ve ibn davet seb'i sinine çocuklarına 7 yaşından girince onlara namazı emredin, kıldırın yani bir hazmatlar. Demek ki bir çocuk ebeveynine tabi olduğu için o hükmen Müslümandır. Müslümandır. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri onlara 7 yaşından girince onlara namaz kılmalarını emredin, öğretin, söyleyin, kıldırın yani böyle. 7 yaşına gelince. Vadribuhum aleyhevhum ebne aşrin. 10 yaşına kadar okşayarak, severek, bazen kılmasa bile göz yumarak, yani bilmemesi gelerek ama böyle, yüz almasın diye bu işi yaparak bu şekilde, bazen de ödüllendirerek çocuk, mesela eve gelince baba, diyelim mesela iki kaç çocuğu varsa mesela o yaşlar namaz kılan böylece, çıkıp ondan size bir şey alır eve gelirken. Bugün herkes namazı kıldın bakalım. Akşam kim kıldı akşam namazını? Baba ben kıldım. Asla. Sen kıldın mı? Kıl sonrasında ona vereceğim. Namaza teşvik lazım muhteremler. Namaza teşvik. Allah korusun, yarın mahşerde insanın yavrusu ne yapacak? Cehenneme sürüklenecek. İki zabaninin elinde, ayağında ateşten zincir, böyle sürüklenerek böyle çocuk cehenneme götürülüyor. Babasını görecek, annesini görecek. Baba, anne, niye sen bana namaz kıldırmadın? Niye sen bana böyle yapmadın? Muhtemelen böyle. Allah affetmiyor muhtemelen böyle. Bize genelde daha küçük be, yerde kılar muhtemelen. Daha küçük yerde kılar. Mesela kışın kar, tepi, soğuk oluyor. Çocuk daha sabahçı. Çocuk sabahçı. Okula gidecek. Hava daha henüz daha kara. Aydınlanmamış olduk daha. Henüz daha gecenin karanlığı devam ediyor. Dışarı soğuk mu soğuk. Rüzgar var, fırtına var, kar var, tepi var. Ne yapayım anne? Yavrum okula geç kalma. Aman okula geç kalma yavrum. Namaz ama dinin direği muhtemelen bir şey yapacak. 10 yaşından çocuklara geldiği halde yine kılmazlarsa peygamberimize tavsiyesi vadribuhum aleyha, o zaman onlara vurun, dövün. Zecir, zorlama. Zorlama yapacak. Ne kadar fazla dövme burada? Sopa kullanmama şartıyla, sopa muhtemelen. Elle de öyle yüzük müzük olmayacak öyle böyle. Keskin bir şey olmayacak elinde böylece. Çıplak elle böylece çocuğun yüzüne başvurma koşuluyla başka yerine üstüne vurulacak böylece. Yüze vurulmaz muhtemelen. Yüze vurulmaz. Beyin sarsılmasın. Çünkü beyin bir sıvı içinde yüzüyor. Beyin sıvı içinde yüzüyor muhtemelen. Çok tehlikeli yüze vurmak böylece. Bunun için buyurarsa Hazretleri 10 yaşına geldiği halde iyi namaz kılmazsa o zaman onlara korkutmak için zecri bir önlem olarak, caydırıcı önlem olarak bunlara karşı bir dövmek. Nedir bu dövmekten maksat? Acıtmak değil de
bir korkutmak. Yani bak şöyle yaparım, bir dakika şöyle yaparım derken böyle kıldırmak muhtemelen böyle şey. Ve ferruku beynehum fil mevaci'i, onların yataklarını da ayırın. 10 yaştan sonra iki erkek, iki kız aynı tık yatamazlar muhtemelen böyle. Yani kız o erkek olsun bile ayrılması gerekiyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bakınız bu eğitim kuralı muhtemelen böyle şey. Eğitim kuralı böyle şey. Demek ki erkek olsun, kız olsun, onun işe girince yatakların ayrılması gerekiyor. Peygamber buyuruyor ve ferruk ayrılın böyle, ayrılın böyle. Neden? Çünkü iki erkek de olsa, iki kız da olsa aynı yatağa yatınca gökün altında çocukların cinsel duyguları o anda gelişmeye başlar ama temiz gelişmez. Yani iyi kötünün ayrıma, eğri doğru ayrılmazlar çocuk anlamı derler. Yani o anda çocuk sonu düşünemez olayın. Ama cinselliği gelişmeye başlar. Yattığı yerde insanın derisinde çevresel sinir sistemi vardır. Çevresel sinir sistemi vardır insanın derisinde. İşte ne yapalım bu sinir sistemi böyle derin temasıyla bundan bir cinsellik iletişim alabilir ondan böyle. Alabilir bundan. Hele özellikle günümüzde durum daha da vahim, daha tehlikeli günümüzde. Çocuklar ne yapıyorlar? Televizyonda açı saçı cinsellikle ilgili filmler, diziler, internette böylece. Onları seyrediyorlar. Tabii yeni yetişme çağında cinsellikleri artık bunların böyle duyguları ortaya çıkmaya başlıyor kendilerine de. Bir istek olur bunlarda. Bu ortamda yani televizyon izlemiş, internet izlemiş, cinsellikle ilgili dizi izlemiş, yatarsa bunlara bir yerde ne olur muhteremler? Tehlike büyük olur böyle şey. Cinsel sapma, cinsel sapıklık buradan başlar muhteremler böyle şey. Bu elde değil. Efendim işte benim oğlum yapmaz, benim kızım yapmaz, kuralı geçerli değil muhteremler. Çünkü o anda çocuğun temizi daha gelişmemiştir. Mantığı gelişmemiştir onda böyle. Gelişmemiştir. Ama cinsel duygusu şu etkisi altına alır. Bir şey gözü görmez. Her şey olabilir bunlarda. Demek ki önlem olarak Peygamberimizin bize nedir emri tavsiyede burada? Yataklarını ayırmak burada gerekiyor mutlaka. Kaza namazı ne zaman kılınır, ne zaman kılınmaz kaza namazı? Üç vakit vardır. Bu üç vakitte kaza namazı kılınmaz muhteremler. Başka namazı kılınmaz onda. Üç vakit vardır. Biri güneş doğarken. Dikkat edin buna. Bunu çok karışıyorlar halkla. Karışır bunları. Biri güneş doğarken, bir kimse evinde, camide sabah namazını kıldı. Bakar, güneşin doğmasına biraz da zaman varsa, o anda kaza kılabilir. Ancak güneş artık doğma başlamış. Yani 3-5 dakika kalmış güneşin doğmasına, artık güneş doğmak üzere, güneş doğuyor. O anda kaza namazı kılınmaz. Ne zaman kadar? Aradan 40-50 dakika geçinceye kadar. Güneş doğduktan sonra aradan 50 dakika kadar geçecek. Sonra kaza kılınır muhtemelen. Demek ki güneş doğarken kaza kılınmaz. Bir insan erken kalktı. Sabahımızda okumamış daha. Uykusunu da almış. Abdestini almış da ne yapayım diyor. Üzerinde kaza boş varsa kaza kılar onu muhtemelen. Onda kaza kılınır böylece. Kazasını kılar. Demek ki sabahımızı kıldıktan sonra da kaza kılınır. O anda nafile kılınmaz muhtemelen böyle.
Sabah namazı kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Kaza kılınır. İkisini de karıştırmayalım bunları böylece. İkincisi, güneş tam zeval vaktinde tepedeyken, güneş biliyorsunuz doğu semtten beri yükselmeye başlar. Dünya tarafı döndüğü için böylece. O anda gölge batar, uzundur gölge. Güneş yükselip çıktıkça gölge kısarır, kısarır gölge böylece. Güneş tam tepeye çıktığı anda gölge bir an durur. Güneş batıya, zeval de böyle, kayma anlamına göre böylece. O anda gölge battan doğuya döner böylece. Ben bunun deneyimi yaptım muhteremler. Bunun kuralı vardır. Bir daire yapılır böyle. Güzel bir daire çizilir. Ortasına bunun bir çubuk dikilir böyle. Bu çubuk düz olacak. Tam terazi şaklı olacak bu çubuk böylece. Olacak. Şimdi öğleye aşağı yarım saat kadar varken ben yaptım bunu. Şimdi güneş gölge batıda. Gölge henüz daha battı güne batıda. Güneş böyle güneş bir anda durdu böyle. Gölgeye bakıyorum. Gölge devamlı kısalıyor belki ama. Gölge devamlı yavaş yavaş kısalıyor. İşaret koydum böyle. Gölge devamlı kısalıyor böyle. Bir an gölge durdu. Kısama durdu. Hemen gölge tak böyle battan doğuya attı muhtemelen. Oldu yani böyle attı. İşte buna zeval vakti deniyor buna. O anda da kazanması kılınmaz. Bu aslında kısa bir zamandır bu. Hatta bir gün Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu meşhur otururlarken, öğle namazı beklerken, ya Cibril zeval vakti oldu mu? Kale la ne an buyurdu. Peygamber buyurdu. Hani her zaletül şemsi güneş zavale buldu mu? Güneş kaydı mı yani? Yarın şey buyurdu. La ne an. Hayır evet. Hayır evet. Peygamber kardeşin Cebrail'e böyle buyurdun. Hayır evet dedin. Ya Resulallah sen bana sorduğun zaman güneş de zavale kaymamıştı. Onun için la hayır dedim. O anda güneş zavale kaydı, eve dönmüş muhtemelen. Kısa bir zamandır. Demek ki öğle namazına da bir 20 dakika falan kalan aşağı yukarı anda kazanımızda kılmamak gerekir muhtemelen anda. Bir de akşam güneş sararınca buna deniliyor Arapçada ısrar-ı şems. Yani bir insan artık güneşe bakabilir gözü kamaşmaz. Diyelim ki kısa günlerde aşırı kırbaça kala kısa günlerde. Uzun günün daha fark eder bu. İki namazdan sonra kaza kılınır muhteremim bakınız. Bunun üzerine basıyorum bu şekilde. İki namazından sonra nafile kılmak mekruhtur. Kaza kılınır muhterem bakınız. Bir insan gerek evinde gerek camide iki namazını kıldı. Kaza kılar mı? Kılar. Nafile kılamaz ama. Mahal mekruhtur. Kaza kılar muhtemelen böyle. Demek ki bu üç vakit içerisinde kaza kılamaz. Güneş doğarken güneş doğacak, yükselecek 50 dakika geçecek arada. Bir de öğle vaktine az bir zaman kala kılınmaz. Bir de akşam üzeri güneş batar ki akşam üzeri namaz kılınmaz. Yalnız bir kimse o günün ikindi namazını vakte kılamamış. Yoğun bir işte, telaşta, elinde değil, yolda şurada burada. Bahtı ki artık akşam üzeri güneş batmak üzere. Durum böyle bile olsa ne yapacak bu kişi? Hem abdest olur abdesti yoksa iki nefazını kılacak muhtemelen kılacak. Bir kimse o günün ikindi namazını, o günün ama kaza kılmaz. Bir kimse o günün ikindi namazını kılarken güneş batsa, yani akşam namazını okusa da namazı yine namazdır ama bozulmaz ama. Namazı namazdır muhtemelen. Sabah ezanında aksine ama bak. Bir insan sabah namazını geç kalmış biraz. Bir insan sabah namazını kılarken güneş doğarsa namazı bozuluyor. Neden sabah namazı çıktı mı araya baş vakit girmiyor araya. Orada mühim bir vakit deniyor. Onun namaz vakti yok orada böyle şey. Ama akşam güneş battı, ezan oldu. Namaz vakti girdi. Namaz kılınır mı bu şekilde böyle şey.
Yalnız azı cemaatimiz kaza namazını tabi kılmak da farz. O da ibadet. O da ibadettir. Vaktinde kılma namazın tadı onda olmaz ama işte o vardı bakanlar. Beş vakit namaz vakti var ya, beş vakit namaz vakti Allah katında en değerli zamanlar o zamanlardır. İnsanlar için de en uygun zaman o zamandır. Biraz da biyolojik yönden böyle. İnsanı etkileyen böyle zaman ama vakitler muhtemelendir. En değerli vakitler. Güneş doğmadan önce insan kalkacak, abdest alacak. Ne farklı olur muhtemelendir. Efendim bir abdest almak ve abdest almakta ne kadar insan için yararı var abdestin dünyada bile muhtemelen. Ne kadar yararı var böyle şey. Üstteki ağırlığı gider muhtemelen. Bak miskinliği gider üzerinden böyle şey. Eğitirini atar. Kişiye bile huzur gelir. Bir de akupunktur noktaları vardır bedenimizde. Bunların çoğu abdest ağızlarından bunlar muhtemelen. Nokta noktadır bunlar böyle şey. Nokta nokta bunlar böyle şey. Bunun için abdest arıyorken bir de oğlamak da iyidir böyle şey. Hanefi'de bu sünnettir. Bari de farzdır böyle şey. Elini yıkarken bir de oğlamak böyle şey. Akupunktur noktaları burada ne yapıyor? Harekete geçiyor muhtemelen böyle. Harekete geçiyor onlar muhtemelen. İnsana biyolojik bir canlılık verir bunlar. Yani çok salgı vardır. Namazın da rüküyle secdesi ki Kur'an'da böyle buyuruyor. Sebillah terahüm rükkan sücceden. Terahüm peygamberin hesabını görürsün. Rükkan sücceden. Rüküde secde görürsün. Yani namazda görürsün anlamına geliyor ama burada namazın iki cüzlü bölümü burada zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Namazın rükû ve secdesi. Demek ki bunlarla farklı bir özelliği var derimler. Rükû ve secde. Namazda dört hareket vardır. Farz olarak. Ayakta durmak, kıyam. Bir insan hayatta gördü karşıdan belki birini bekliyor, arabayı bekliyor, bir işi vardır. Otururken gördük karşıda, uzaktan otururken gördük. Tarlada, bayırda. Belki dinleniyor. Şey içiyor, kahve içiyor, sigara içiyor mesela. Böyle bir zanı yapabiliriz böyle şey. Ama karşıdan baktı, kırda, bayırda kimse rüküde. Secdede ne yapıyor? Namaz kılıyor. Tamam. Namaz kılıyor. Böyle. Yani rükü ve secde ibadetin özü bunlar. Özü muhteremdir. Bilhassa rükü var ya, rükü muhteremdir. Omurga kemiğinin sağlığı için rükü şart şart. Omurga kemiği için muhtemelen böyle. Kadınların rahimini, yumurtanı koruyan böyle. Erkeğin prostatını koruyan rükü halleri böyle şey. İşte onları düzenleyen böyle şey. Rükü hali böyle şey. Ama rükü de hemen yatıp kalkırsa bunun faydası zarar olur. Böyle. Öyle yaptığı günümüzde böyle. Allah Allah kalkılıyor. Hiç faydası olmuyor tabii. Rüküye gidilecek, rüküde insan biraz kalacak orada. Rüküde böyle şey. Allah'a pek rüküye vardık. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Yavaş 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 böylece rükü halinde o durumda onunla kendini geliştirir, kuvvetlendirir, ilikleri kuvvetlendirir muhtemelen böyle. Yani kadın yumurtalıklarını, rahimini böyle, erkeğin prostat durumlarını, organlarını kuvvetlendirir. Hele secde, secde muhtemelenler beyne kan gitmesin beyne. Beyne kan gitmesi gerekiyor böyle. Nasıl gidecek beyne kan böylece? En güzeli secdede. Ama bir insan alnı hemen kaldırırsa tam başına kaynarken kaldırdı. Kan geri döndü. Tekrar geri döndü. Kan ortada kaldı uyuştu muhtemelen. Zarar var muhtemelen. Bunun için ne gerekiyor? Namazı namaz gibi kılmak. Yani secdeye varırken Allah Ekber derken bir melek ruhu Allah huzuruna eğiliyor muhtemelen. Secdeye varınca yedi ağza yere kapaklı yedi ağza. İki ayak, iki diz, iki eller, bir de alın ve burunla bir sayılıyor bunlar. Yere kapaklı.
yere varlıyor böylece. Rükûya varınca tam secdeye vardıktan sonra orada yavaş yavaş şöyle Sübhan Rabbiyel Âlâ, Sübhan Rabbiyel Âlâ. Her yalnız kalırken 5-10 seferde yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş böylece o kan dolaşıyor, kan dolaşıyor böylece beyni kılcız damarlarından böyle işitsin böyle beyne işitsin böyle böyle. İşte bunlara böylece. Ondan sonra kalkınca biraz durmak gerekiyor ama gene böyle. Biraz durmak. Hem kalkmamak gerekiyor böyle. Yine kan oturursun, yerine oturursun. Tekrar şeye gidilecek. Yine böyle yavaş yavaş ayağa yavaş kalkacak muhtemelen cemaatimiz. Demek ki bizler ne yazık ki muhteremler şu beden cihazını kullanmasını beceremiyoruz. Günümüz ne kadar teknolojik olarak cihazlar çıkıyor. Cep telefonları, bilgisayarlar, şunlar, bunlar, elektronik cihazlar çıkıyor. Artık kullanımı gerçekten çok zor böyle. Herkes kullanamıyor bunları böylece. Fakat bunları kim yapıyor? İnsan beyni yapıyor muhtemelen. İnsan beyni yapıyor böylece. İşte bizler de ne yazık ki şu beden cihazını yerinde kullanamıyoruz muhtemelen. Mesela bir kimse genç yaşında abdüze başlasa yüzü buruşmaz mı terine bak yaşlanınca yüzü buruşmaz. Yani kaç yaşta olsa olsun bir insan eğer gençliğin erkek kadın eğer genç abdüze başlamışsa onun yüzü buruşmaz mı terine böyle şey böyle. Yine bir insan genç yaşında namaza başlamışsa ama namazın hakkıyla kılmışsa rükûnu secde hakkıyla yapmışsa onda beyni çok bunama muhtemelen. Çalışır beyni çalışır muhtemelen. Yani namaz bize dünyada bir şefaatçi. Ya mahşerde can simidi. İlahi Teala Fatiha.